Neyin var? Yoksa hasta mısın? Hayır. Ama şuramdan bir şey kokmuş gibi oldu. Günler günleri, aylar ayları izledi. Mahkumiyetimi tamamlayarak hapishaneden çıkacağım gün geldi. Yüce arkadaşlarım aralarında topladıkları parayı bana verdiler. Hapishaneden çıkışımda İstanbul'a gidebilmem için bana lazım olacak bu parayı verirlerken, hakiki dostluğun ve arkadaşlığın manasını hayatımda ilk olarak hissediyor ve anlıyorum. Eskiden burada Belkıs diye bir şarkıcı çalışırdı. Nereye gittiğini biliyor musun ihtiyar? Belkıs mı? Belkıs ha? Cehennemin dibine gitti o kadın. Sen ne istiyorsun? Git! Git başımdan be! İstanbul'a gelişimin büyük sebebi kendime iyi bir düzen kurmak, mutlu olmak içindi. Hayatım değişecek, olanlar unutacak. Beyinde sarsıntı yok. Yüzündeki yara izleri kısa zamanda geçer. Biz gerekeni yaptık. Teşekkür ederim doktor bey. Yaralı iyisi mi getirdiniz? Evet. Benimle gelin, ifadenizi alacağım. Hay hay. Bütün kabahat benim. Çarpanın hiçbir günahı yok. Şuraya imzalayayım. Şimdilik serbestsiniz. Haşim Bey sizden şikayetçi değil. Fakat gerekli kararı mahkeme verecek. Geçmiş olsun evlat. Hastaneye getirirken bu cebinizden düştü. Belki hakkım değildi ama elimde olmayarak okudum. Anladığım kadarıyla işsiz ve parasızsın. Eğer arzu edersen benim yanımda çalışabilirsin. Ben avukatım. İşim icabı çok seyahate giderim. Hem de evde yapayalnızım. Hem evi bekler, hem de bahçeyle uğraşarak vaktini değerlendirirsin. Çok teşekkür ederim. Yalnız bir manin olacağını zannetmiyorum.
Merhaba Emine. Hoş geldin bey. Bu bey arkadaşınız mı? Öyle sayılır. Bizde kalacak. Bahçe işlerini yapacak. Hoş geldin oğul. Hoş bulduk. Emine gündüzleri buradadır, geceleri evinde kalır. Ev için gerekli bilgiyi sana verir. Haşime odasını göster. Baş üstüne. Buyurun. İhtiyacın olursa hiç çekinmeden bana bildir. Teşekkür ederim. Az kalsın unutuyordum. Ben bugün bir seyahate gidiyorum. Çok mühim bir davam var. Herhalde 3-4 gün gel gideceğim. İyi yolculuklar efendim. Hı-hı. Kim bu genç Emine Hanım? Çok sert araba kullanıyor. Anası babası Avrupa'da. Kendisi talebe okuyor. Sessiz, efendi bir çocuktur. Her gün ders çalışır. Bazen de arkadaşları gelir gider. Bey seyahate gidiyormuş, haberin var mı? Var Emine Hanım. Yolu açık olsun.